Yeniden günaydın diyelim efendim. 6 Ocak tarihine oldukça yoğun gündem maddeleriyle başladık biliyorsunuz biz. Ve onları programın ilk bölümünde dil döndüğünce aktardık. Hem sosyal ağa takılanlar hem manşete yansıyanlarla paylaştık. Şimdi siyasetin gündemi meclis başkanlığı seçimi hiç kuşkusuz ve orada UBP kanadında ve hükümete de yansıyan bir yeni kriz var. Bakalım neler olacak, onu bir taraftan tartışıyor, konuşuyoruz. Diğer taraftan sağlık konusu, aşılar konusu gündemimizde. Her iki konuyu da konuşacağım konuğum bugün Sibel Siberş, eski meclis başkanı aynı zamanda. Günaydın, nasılsınız? Günaydın, günaydınlar izleyicilere de. İyiyiz, iyi olalım, sağlıklı olalım herhalde. En güzel duymak istediğimiz sözdür bugünlerde. Kesinlikle sağlıklı öyle. Olalım, iyi olalım. Siz de bir izole süreci de yaşadınız. Covid nedeniyle bu anlamda da etkilendiniz elbette. Şu süreci bir atlatalım. Bu konulara geleceğim. Aşılar konusunda da tartışmalar var. Bunlara da değineceğim ama şu siyasetin sıcak gündemiyle başlayalım istiyorum. Meclis başkanlığı yapmış bir isim olarak Sibel Siberş nasıl görüyor, değerlendiriyor? UBP'nin adayı ve bugün yaşadığımız sıkıntılar, sonuçlar, sorun ne? Nasıl görüp değerlendiriyorsunuz siz? Uzun süredir bir konuyu dillendiriyordum. Şöyle diyordum, partilerin ruhu öldü. Bunun en tipik örneğini de Ulusal Birlik Partisi'nde çok net görüyoruz uzun zamandır. Bu parti ruhu ölmesi ne demektir? İşte partinin ruhu nedir? Parti demek tek bir varlık gibi hareket eden, tabii ki içindeki demokrasi tartışmalar o ayrı. Ama dışa görüntüsü, idealleri, vizyonu, çalışması, ekip ruhu, adaylarıyla ilgili iletişimi, gösterdiği adayları, bütün bunların bütünü bir partinin ruhunu temsil eder. MYK'sıyla, parti meclisiyle çalışmaları, açıklamalar, milletvekillerinin belli konularda tek vücut, tek ruh gibi hareket etmesi, vizyonları, heyecan duymaları, bütün bunlar partinin ruhunu oluşturur. Destek olmaları birbirlerine, birbirleriyle aralarındaki bağ, ayrı bir bağ, yani ben değil biz olma hali, bütün bunları uzun zamandır birçok siyasi partide, ben bunu açıklıkla söylüyorum, gördük, yaşadık. Özellikle seçim dönemleri ortaya çıkıyor bu partilerin genel ruh halleri ve burada da böyle bir olay yaşandı. Özellikle tabii ki meclis başkanlığı gibi bir konumda meclis başkan adayının, ki konsensusla olurdu eskiden, yani ben kendimden de örnek vermek istiyorum, benim adaylığımda hem muhalefet hem iktidar, yani meclisteki bütün milletvekilleri bir istişare gerçekleştirirlerdi ve nitekim bilirdiniz yani aday olduğunuzda %100 kazanacaksınız. Çünkü başka aday da gösterilmediği Şimdi için. Şimdi burada tabii UBP'nin kendi içerisinde yaşadığı ve kurultay dönemine de giden sıkıntıların burada tarafların, çünkü parti içerisinde bir kutuplaşma olduğu artık aşikar, burada bir resleşmeye gittiği gözlemleniyor ve görülüyor. Netice itibariyle hükümetin hangi aşamalardan geçirdikten sonra kurulduğu, hangi tartışmaların tabii yapıldığı, hepsi yakın geçmişte oldu malumumuz ama bu aşamaya gelmiş olması, işte hükümetin küçük ortağı diyor ki yani parti içerisindeki meseleler yüzünden biz hükümete hala gelmedik, aslında atamalarımızı yapamadık, yani icraata başlayamadık diyor. Ya da işte diğer konular, hükümette fire verildiği, UBP'de fire verildiğinin görülmemesi nedeniyle, görülmeyecek yani, olması nedeniyle verdikleri söylüyor. Yani tartışmalar bile, bakın bu tartışmalar bile, yani bu konuşulanlara bir bakın, yani ne durumda olduğumuz ortaya çıkıyor. Yani böyle bir yapıdan, bakın bu halka yansımasına bakalım biz, böyle bir siyasi yapıdan, siyasetin bu kadar... bu kadar dibe vurma halidir bu. Bakın başka açıklaması olamaz. Ve bu siyaset kurumu bizi, devleti yönetiyor. Ve böyle bir yapı, böyle bir dağınıklık, işte dediğim gibi az önce bırakın o ruhu, yani ruhsuzluk halinde toplum ve biz, halk ne bekliyoruz? Bir beklentiye girme durumu söz konusu olabilir mi böyle bir yapıdan? Yani çok, bakın çok söyledim. Hükümet ve meclis iki ayrı organdır ve parlamenter sistemde ve demokraside bu organların ayrılığı, birbirini denetlemesi ve
iki organın birbirine olan organik bağlarının olmamasıdır bizi daha iyiye götürecek olan. O nedenle meclis başkanlığının aslında bakın daha çok hatalar var. Meclis başkanı ikinci yasama başladığı gün seçilmeliydi. Anayasa böyle diyor. Ve burada tüzük böyle diyor. Bu yapılmadı. Niye yapılmadı? Çünkü hükümetin seçilmesi beklendi. Aslında tüzükte de hatalar var mı? Var. Tüzükte de meclis başkan yardımcısı diyor muhalefetten seçilir. Yok öyle aslında olmaması gereken. O zaman da karşı çıktığım bir durumdu. Bu meclis tüzüğünde bu maddenin. Meclis tamamen farklıdır. Hükümetle bağlantı kurulmaması gerekiyor. İktidar veya muhalefet öyle bir şey yoktur. Meclis başkanı için işte grubu olan siyasi partiler aday gösterir. Yine meclis başkan yardımcısı için grubu olan siyasi partilerden aday gösterilir ve meclis bütünlüğü içinde oturulur ve bu adaylar tartışılır. Birkaç aday varsa birden fazla aday da girebilir tabii ki. Bir kapalı oyla demokratik bir seçim yapılır ve seçilir. Yine yanlış olan meclis tüzüğünde var olan ve yanlış olan bir madde daha var. İşte girer. Salt çoğunluğu almazsa bir daha girer, almazsa bir daha girer, almazsa bir daha girer, 5 kez girer. 5. de artık salt çoğunluk aranmaz, en yüksek oyu alan kazanır diye bir madde var. Bu da bir anomali. Yani pazartesi itibaren bu da tartışıldı elbette. Şimdi o konu başka bir konu ama şimdi şuna değinmek istiyorum. Neticede Ulusal Birlik Partisi en çok milletvekiline sahip parti, hükümetin de büyük ortağı. Şimdi aday çıkardığında kişilerden bağımsız söylüyorum bunu, parti içi dengeler nedeniyle az önce dediğim gibi bu sonuç yaşanıyor ama bir aday çıkardığında hükümetin bunu sahiplenmesi bekleneceği yani aşikar. Öyle olmaması ama diğer taraftan da aslında hükümetin diğer ortaklarının tavrı, o az önce sorguladığım tavır, hükümetin bundan sonraki işleyişi anlamında da soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Yani öyle bir kilitlenmiş durumdayız ki biz Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinden bugüne aldığımızda pek çok şeyin beklendiği, ekonomik açıdan, sağlık açısından pek çok sorunun yaşandığı bir süreçte biz böyle krizlerle boğuşur bir haldeyiz, evet, aynı zamanda. Uzun zamandır zaten. Yani şu anda yaşanan aslında bir sonuçtur. Yani uzun zamandır var olan antidemokratik, siyasi teamüllere uymayan veya olması gereken gibi olmayan durumlar yaşandı. Mesela Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayında yaşananlar. Yani o bir anomaliydi. Kurultay süreci bir anomaliydi. Kurultaydan sonra yaşananlar izleyenler tarafından kabul görmeyen gerçekler oldu ve neticede durum buraya kadar geldi. Siz çok güzel bir şeye vurgu yapıyorsunuz. Bakın diyorsunuz ki bir siyasi parti, en büyük siyasi parti diyor ki benim meclis başkan adayım budur. Burada ne beklersiniz bu aday gösterildiğinde? Demek ki bir konsensus var. Demek ki partinin işte meclisinde, parti meclisinde, MYK'sında konuşulmuş ve ortak bir karar alınmış ve bir aday gösterilmiş. Eskiden böyle bir durum olduğunda, yani eskiden dediğim daha bu döneme kadar, şimdiye kadar ilk defa böyle bir şey yaşandı. Ne olurdu? Evet, demek ki salt çoğunluğu alacak diye düşünülürdü, değil mi? Salt çoğunluk zaten her zaman iktidarda, iktidar partisinde. Bu öyle olmadığı gibi, yani kendi partisinin milletvekillerinden, hadi koalisyon ortaklarını bir tarafa koyalım. Ama kendi partisinin milletvekillerinin oyunun neredeyse yarısını aldı veya istenilen oyu alamadı. Bu çok yönlü tartışılması gereken bir olaydı. Bu bir tepki mi? Milletvekillerinin hani uzun zamandır söylenen Ulusal Birlik Partisi'nin iradesi dışında hareket ediliyora bir tepki mi? Bu tepki bu şekilde mi olmalıydı veya bunun yolu bu mu? Yani çok uzun, özellikle bu yaşanan dönemi gerçekten çok iyi analiz edip hep söylediğim siyasi partilerin yeniden yapılanması veya yeni bir anlayışla, hep söylüyorum bunu da, diyorlar ki siz parti mi kuruyorsunuz, evet, bunu her söylediğinde. Oraya evriliyor. Ama olay budur. Yani işte bu yaşadığımız olay da halka umut olmaktan, halka iyi işler yapılacak. İşte bu hükümet oturacak, bu iktidar ve bizim için çalışacak
düşüncesinden gitgide uzaklaştıran konulardır. Peki şimdi ne olacak? Dün Başbakanlık ve Ulusal Birlik Partisi'nin meclis içerisinde vekil grubuyla görüşmeler yaptığını biliyoruz Ersan Saner'in. Yani bir arayış içerisinde, ama örneğin Zorlu Töre demiştik, işte o aileye söz verdik denilerek benim aday olmamam istendi. İşte Zorlu Töre'nin aldığı oy var. Her iki isimden bağımsız olarak Menteş Gündüz ismi vardı örneğin. Şimdi bundan sonra sizin, yani siyaseten biriktirdiğiniz tecrübe ne der? Resmi Can Altay çekilirse ben elbette adayım diyor Zorlu Töre. Çekilmezse, ki çekilmeyeceğini düşünen Ulusal Birlik Partililer de var. Dün pek çoğuyla görüştüm. Bu durumda parti içerisindeki bu çekişme nereye doğru götürecek siyaseti, hükümeti? Sonuç ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Yani Resmi Hanım'ın özelinde değil bu olay, ama yaşananlar bazında temel aldığımızda maalesef hiç hoş değil ve umut verici değil. Yani neticede Resmi Hanım bu ikinci seçimden sonra seçilebilir veya seçilmeyebilir veya tüzük işleyebilir. Tüzükle 5. oylamadan sonra seçilebilir. Ama bu burada söylenmesi gereken veya düşünülmesi gereken veya eleştirilmesi gereken veya başımızı ellerimizin arasına alıp özellikle ülke siyasetinde aktif rol alan, görev alan insanların, fark etmez hangi partiden, bu konuyu iyi analiz etmesi gerekiyor ve ne yapılabilir bundan sonrası içini düşünmek gerekiyor. Çünkü ilk defa oldu. Bakın ilkler yaşıyoruz. Çok ilkler yaşıyoruz ve bu yaşadığımız ilkler çok acı, güzel ilkler değil. Hayır, hani ilkler yaşarsanız da olumlu ilkler yaşarsınız. Biz siyasetin sürekli olumsuz ilklerini yaşamak durumundayız, durumunda olduk bugünlerde, son günlerde. Bunun yansıması, hani siyaset kurumu çok halkın nazarında değeri olan bir kurum değildi, ama gitgide iyice kaybediyor ve gerçekten yazık. Bu ülkenin geleceği için yazık, bu toplumun geleceği için yazık. Ülkenin en büyük siyasi partisi, en köklü siyasi partilerinden biri, kurumsallaşması en iyi olan üye sayısıyla, işte yılların tecrübesiyle en fazla iktidarda kalan bir siyasi partisinin geldiği durum, esas bu düşünülmesi gerekir. Yoksa Resmi Hanım meclis başkanı seçilecek mi, seçilmeyecek mi değil olay. Seçilir veya seçilmez. Ama bu yaşananlardır rahatsız edici olan ve bu işte geçer canım, bu da unutulur. Biz yolumuza devam edelim. İşte seçim geliyor. Biz seçime hazırlanalım. İşte vatandaşla ilişkilerimizi geliştirelim ve yine seçilelim. Yani yine seçildiğinizde ne olacak? Veya yine bu anlayışla, bu parti ruhuyla veya parti ruhsuzluğuyla ülkeye ve halka ne verebileceksiniz? Esas konuşulması gereken bunlardır ve bu yaşananlardır diye düşünüyorum. Peki şimdi dün yapılan bu görüşmelerde dile getirilen bir başka konu da baskın bir erken seçim. Yani biliyorsunuz Ekim'de seçim olması üzerine bu azınlık hükümeti kurulmuştu. Ve Ulusal Birlik Partisi de olağan kurultayını bahar ya da yaz girişinde gerçekleştirilecek gibi, en azından oradaki o kriz şimdilik bir toparlanmış gibi görünüyordu. Şimdi baskın seçimle bahar ya da yaz aylarında seçim olması da dün itibariyle konuşuluyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu belki bir çıkış yolu olarak görülüyor. Gerçekten şu anda Ulusal Birlik Partisi'nin içinde bulunduğu durumdan bir çıkış yolu olarak görülebilir. Veya milletvekillerine bir mesaj verilmiş olabilir. Eğer gereken yapılmazsa bir erken seçim bekliyor bizi gibi bir mesaj da olabilir. Tabii ki bu siyasetçinin veya siyasetin, Ulusal Birlik Partisi'nin ne amaçla, ne düşünceyle bunu ortaya attığını bilmiyorum. Ama yani ülke adına düşündüğümde Ulusal Birlik Partisi değildir konumuz. Yani Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin yönetimine talip olmuş, uzun yıllar yönetmiş ve şu anda da iktidarda olan bir partisidir. Tamam, ama yani biz olarak, yani toplum olarak, genel olarak, ülke olarak bizim gailemiz Ulusal Birlik Partisi bu işin içinden nasıl çıkar değil. Bu toplum, bu ülke bu kadar büyük sıkıntılar yaşarken, çağın en önemli, en büyük sorunuyla karşı karşıyayken ve bu sorunun yarattığı artçı depremler dediğimiz ekonomik krizler, işsizlik,
yaşam kalitesinin aşağılarda sürünmesi ve bir güzel söz, bir umut, bir heyecan beklerken aslında beklediklerinin bu durumda olmasıdır bizi yaralayan ve üzen ve rahatsız eden. Olay bu. Peki muhalefetin bir aday çıkarması halinde, örneğin pazartesi günü muhalefet adayının kazanabileceği de çok söylendi. Yani aritmetiğe bakıldığında. Şimdi partiler, hükümeti oluşturan diğer partiler ne yönde oy verdikleriyle ilgili açıklamalar yaptı. İşte Serdar Denktaş açıklama yaptı, Erhan Arıklı açıklama yaptı ama ortak görüş perşembe günü hangi aday çıkarsa protokol, hükümet protokolü uyarınca ona uygun hareket edileceği yönünde. Peki muhalefetin bir aday çıkarması, az önce Tüze'yi işaret ederek dediniz ki işte hükümetten olur başkan, yardımcısı. Çıkarmalı mıdır peki bugünkü koşullar göz önünde bulundurulduğunda? Yani bakın benim söylemek istediğim kendi benden, bana kadar olan ve benden önceki dönemde de olan veya işte bir önceki döneme kadar olan dönemde bunun bir konsensusla olduğu, yani meclis başkanını en fazla milletvekiline sahip olan parti çıkarıyordu genelde. Meclis başkan yardımcısının da ikinci, yani milletvekili sayısı olarak daha az sayıda olan ikinci parti çıkarıyordu. Ve anlaşıyordu iki parti. Ben sizin adayınızı destekleyeceğim, siz benim adayımı destekleyeceksiniz. Mesela benim aday olduğum dönemde 50 milletvekilinden bir tane, bir kişi ret vermişti. Hem iktidar hem muhalefet 49 milletvekili, ya iki çekimser vardı galiba, 47 milletvekili evet oyu vermişti. Yani bu neye bağlıydı? Yani Sibel, Sibel'i herkes çok seviyor, herkes çok istiyor. Tamam, olabilir, yani bir kişiye bir sempati, bir değer verme olabilir. Ama bunun dışında da bir siyasi konsensus vardı. İki parti başkanı veya partiler hep bir araya geliyordu ve bu konuda bir uzlaşı oluyordu. Şimdi öylesine bir dağınıklık ve kopukluk var ki, yani bu meclisten de, bakın bu örneği gördük değil mi? Peki bu meclisten bu şekilde birbiriyle uyum içinde olmayan ve birbirinin kararlarından habersiz, destek vermeyen bir meclisten veya bir meclisten bir başkan çıktığında o başkanın ne derece etkili olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Meclise nasıl hakim olabilir? Şimdi bir meclis başkanı eğer milletvekillerinin %80'inin 90'ının oyunu almışsa, o meclis başkanı meclisi yönetirken güvenli yönetir, daha özgüvenlidir, daha hakimdir. Çünkü herkesin sorumluluğu vardır. Siz de oy verdiniz, beni seçtiniz. Benim de size karşı sorumluluğum vardır. Yani bu adil ve tarafsız yönetim de çok önemlidir. Ve kendinizi meclis başkanı hissetmeniz de çok önemlidir. Hakim olma durumu. Burada bir zafiyet yaşandı. Yani bu yönüyle de düşünün. Bir zafiyet yaşandı. Yarın o bir gün işte zaten bu kadar oyla seçildiniz. Yani meclis başkanının itibarını veya o konumunu, o etkinliğini aşağıya çekecek söylemler de gelebilir bunun arkası, bu yaşananları gördükçe. Peki şuradan çıkayım ve sizin bıraktığınız yere bağlayayım. Örneğin kurultay süreci, Başbakan Ersan Saner'in o kurultay, tartışmalı kurultay sürecinin ardından tek başına aday olduğu bir kurultayda seçilip başbakan olması, hükümetin kurulmasıyla birlikte bu sürecin bir devamı mıdır? Yani Başbakan Ersan Saner partiye tam olarak hakim olmadığı için ortaya çıkan bu çok bir durum var. Mudur? Evet. Yani başkanlıkla tartışıldığı, başbakanlıkla tartışıldığı için, yani bir demokratik seçim olmadı Ulusal Birlik Partisi'nde. Bunu hepimiz kabul ediyor muyuz? Kabul ediyoruz. Kurultayda yaşananları biliyoruz. İşte iki adayın geri çekilmesi, ondan sonra bunların yaşanması. Dolayısıyla bütün bunlar bir süreç içinde geldi ve bunlar sonuçlardır. Daha kötü sonuçlar da doğacaktır. Ve halka yansıması, yani bize yansımasının çok kötü olmaması, buna nasıl bir çözüm, nasıl bir seçim, bir çözüm müdür? Yani bu anlayışla, bu başın çok uzun zamandır konuşuyorum zaten sistemi ve sistem tartışmalarını, çok fazla umutlu değilim. O nedenle ne yapılabilir? Yeni bir vizyon, yeni bir anlayış, buna nasıl çalışılır, nasıl yapılır? Halkın tepkisi nedir? Halk kendisini yeni bir anlayışa hazır,
hissediyor mu, yoksa aslında bu kadar şikayet ettiğimiz, bu kadar eleştirdiğimiz yapının bir parçası mı olduk fark etmeden? Benim bir anekdotum vardır. Yanlışı yapan da bizdik, eleştiren de bizdik. Sonra bu yanlışlara alıştık mı, yanlışları doğru olarak benimsedik mi de bu hallere geldik? Eğer güç halktaysa, halksa demokrasilerde belirleyen ve gücü elinde tutan, o zaman hep beraber oturup düşünmemiz gerekiyor diye çok söyledim. Yani sadece kuru kuru oturup eleştirip, işte bak bunlardan ne bekleriz zaten, işte olacağı buydu, aman dinlemeyin, televizyonu da açmayın, tartışmaları da dinlemeyin, uzak duralım, işte ben açıyorum başka kanalları, ben dizi seyrediyorum, ben film seyrediyorum, kafam rahat, geldiğimiz okumuyorum. Nokta, geldiğimiz nokta bu, toplumun umursamaz veya siyaset grubuna veya bizi devlet yöneticilerine karşı iyice soğuması, ama bilmeliyiz ki kendimizi bu şekilde kurtaramayız. Kurtaramayız. Yani kaçarak, başımızı kuma gömerek kurtulamayız. Kurtulmak için mutlaka ve mutlaka duyarlılığımızı, eleştirilerimizi ve yerine ne koyacağımızı sistemli bir şekilde tartışmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek insanlar var mı ülkede? Var. Üniversitelerimiz var. Siyaset analizi yapabilecek birçok sosyologlarımız var, düşünce insanlarımız var. Yani oturup bu kadar küçük bir nüfusta, bu kadar küçük bir ülkede hakikaten oturup böyle çaresizce bu kötü film senaryolarını izlemek bize yakışmıyor. Biz bir kötü film senaryosu izliyoruz. Peki Sibel Hanım, şimdi bu konuları ne zaman konuşsak, sizin işaret ettiğiniz noktada, yani sizin hani bu konudaki görüşünüzü de biliyorum, bir başkanlık sistemi ile alakalı çalışmalarda yapıldı zamanında, sizin de içerisinde bulunduğunuz ve başını çektiğiniz sivil toplum örgütleri tarafından, ama netice itibariyle sizin de dikkat çektiğiniz gibi o kadar sıklaştı ki bu anomalilerin arası, bunları tartışacak, yani evet bize uygundur, hayır bize uygun değildir diyebilecek bir nefes arası da yok. Yani şimdi yok. İşte bir baskın seçimden bahsediliyor ama o olmazsa Ekim'de zaten hükümet protokolü evet. Gereği bir seçime gidecek. Dolayısıyla bunlar tartışılmadan, örneğin seçim ve halk oylaması yasası, barajın yukarıya çekilmesi gibi tartışmalar ile biz bu hükümetin kurulma sürecini biliyorsunuz ki yaşadık. Ne diyorsunuz? Yani çok haklısınız. Şu andaki meclisten böylesine radikal, işte siyasi partiler yasası değişecek, seçim ve halk oylaması yasası değişecek veya anayasa değişiklikleri yapılacak bu konularda. Böyle bir vizyon veya böyle bir beklenti yok. Yani o kadar dağınık bir meclis yapısı var ki şimdi. Dolayısıyla bir araya gelecekler. Bakın meclis başkanlığı ve da bile bir araya gelemeyen bir yapı var. Yani iktidarın kendi içinde bir araya gelememesi söz konusu. Dolayısıyla her şey tartışmalı. Hangi önemli yasalar geçecek? Yani böyle bir konuda bir konsensus olabileceğine dair en ufak bir şüphem yok. Çıkış yolu ne olabilir? Çıkış yolu bence burada toplum bilinci, vatandaşı bilinçlendirmek olabilir. Ondan sonra siyasetçi topluma göre kendisini şekillendirecek. Bak bir söz vardır. Her toplum layık olduğu şekilde yönetilir. Aslında bunun açıklaması nedir biliyor musunuz? Yani toplumun, halkın ne beklediği ve ne istediğidir siyasetçiyi yönlendiren. Eğer halkın beklediği ve istediği kısa vadeli, işte beni seçil de bana da şunu yap, ufak ufak isteklerse, o siyasetçi siz ne kadar eleştirirseniz eleştirin, ne kadar derin felsefik yaklaşımlar yaparsanız yapın, ne kadar büyük vizyonlar ortaya koyarsanız koyun, siyasetçi omuz silker. Der ki boş ver bunları. Ben işte giderim seçim zamanı, şunları gezerim, evleri gezerim, şu vaatlerde bulunurum, yine seçilirim. Daha önce seçildiğim gibi. Böyle bir düşünceye den uzaklaştıracak olan siyasetçiyi toplum bilincidir. Yani toplumun ne istediğidir, o konuda çalışma yapmak lazım diye düşünüyorum. Ama işte bir toplum olma, ben programlarda sıklıkla bunu dile getirmeye çalışıyorum. Nedeni de şu, toplum olmak
aslında ortak müşterekte herkesin toplumsal çıkarlar söz konusu olması ve o çıkarlar için ortak hareket edilebilmesi. Ama bu da devletin ya da siyasi erkin yurttaşla eşit mesafede ilişkiler kurabilmesi. Bizde öyle ilişkiler olmadığı için bireysel ve zümresel çıkarlar peşinde gider noktaya gidiyoruz. Toplumun geri kalanı çok da ilgilendirmiyor en azından bizim beklentilerimiz karşılandığı şekilde. Yani bu söylediğiniz çok kapsamlı, üzerinde çalışılıp yani yeniden dizayn edilmesi gerekiyor belki bazı şeylerin. Yani nasıl şöyle, olur bu bilmiyorum. Bakın bu hükümetler, çok hükümet geldi geçti değil mi? Yani çok hükümet, 40'tan fazla hükümet değişti, 40 bakanlar değişti, başbakanlar değişti falan. Çok kısa bir dönem olan bizim hükümet dönemimiz var. Kısa ama hafızalarda yerini, hala canlılığını koruyan ve halkta bir umut ve bir heyecan yaratan. Şimdi bu dönem incelenmelidir. Niçin incelenmelidir? Bu dönemde halkta bu kadar pozitif, olumlu heyecan yaratan neydi? Niçin? Hani bunu bağımsız akademik kadrolar inceleyebilir, siyaset bilimciler inceleyebilir, sosyologlar inceleyebilir. Ve önünüzde duruyor, yani kitabı da çıktı. 80 gün diye siber hükümetini inceleyen, özellikle benim dönemimi de inceleyen, başbakanlığımı, milletvekilimi inceleyen bir dönem. Bu dönemde 80 köşe yazarı, bunlar için akademisyenler var, sosyologlar var, gazeteciler var, ekonomistler var. 80 köşe yazarının 160 yazısı noktasına virgülüne dokunulmadan bu kitaba kondu. Bu 160 yazıyı incelediğinizde, ki ülkenin bugün en önemli belli köşe taşlarında olan ve fikirleri dinlenen çoğu öyle insanlar, bunları incelediğinizde bu yazılarda bu hükümet dönemi incelenmiş ve kanıya varmışlar. Bu varılan yani başarıda nelerin etkili olduğunu varsaymışlar ve söylemişler işte şu. Bunlar bile incelense, aslında bunlar bile incelense bu dönemdeki, bu halktaki bu umudun neden olduğu çok önemli bir kademe ilerleme sağlayabiliriz. O nedenle diyorum, yani kuru kuruya eleştirmek değildir muhalefet anlayışı. Muhalefet anlayışı bizde, bırak yapsın ben eleştirimi yapayım, bırak söylesin ben eleştirimi yapayım. Peki kardeşim, sen eleştiriyorsun da eleştirdiğinin yerine ne koyuyorsun? O eksik kalıyor diyorsunuz. O eksik kaldığı için zaten o eleştiren muhalefet iktidara geldiğinde söyleyemiyor, söylemsiz kalıyor ve aynı bu defa öteki muhalefete geçiyor. Onun eleştirdiklerini onunla yüzleştiriyor ve böyle bir kısır döngü içinde gidiyoruz. Yani burada eleştirdiğimiz konuda ne yapılmasını, neyin yerine konmasını somut olarak halka açıklayan bir muhalefet anlayışı. Peki burada şunu hemen sorayım. Örneğin bir dörtlü hükümet tecrübesi de atlattık. Yani geçirdik, atlattık derken evet, kötü bir tecrübe olarak değil. Yani yakın geçmişte evet, bunu da yaşadık. Bunu da tecrübe ettik anlamında söylüyorum. Şimdi orada da yani tartışmalar çok başka tartışmalardı ama bugün demokrasi, müdahale ve diğer konuları belki hani o dönemden tartışmaya başladığımızı da bir takvimlendirme yapacak olsak söyleyebiliriz. Şimdi teknokrat hükümet evet iyi ve parmakla gösterilen bir örnekti sizin de işaret ettiğiniz gibi. Ama bir de artık siyaseten nereye gideceği görülmeden bir şekilde kendi doğal yaşamını tamamlayamamış hükümetlerde görüyoruz örneğin. Bunun örneği dörtlüydü. Bu konuda artık siyasetin ülkede bu müdahale iddialarından, bu müdahale söyleminden bağımsız tartışılması mümkün olacak mı sizce? Mümkün olabilirdi. Olabilirdi tabii ki. Yani şöyle, siz halkınızdan onay alırsanız, yaptığınız icraatlarla halka güven verirseniz ve üzerinize düşenleri, yasalarınızı, tüzüklerinizi eksiksiz tamamlarsanız müdahaleye açık kapı kalmaz. Boşluk, doğa boşluk tanımaz. Ekonomi buna dahil mi mesela? Ekonomi, bakın ekonomi şöyle, halkınızla kurduğunuz ilişki, halkınıza verdiğiniz güven çok önemlidir. Hatırlar mısınız, maaşlar ödenemediydi benim başkan olduğum dönemde. Yani maaşlar gecikti, gelmedi. Sebebini o zaman sordum. İşte teknik meseledendi. Bu kitapta detaylı, çok detaylı anlatılıyor. Yani birçok bilinmeyen 80 gün kitabında. O zaman ben başbakan olarak ve hükümetimiz oturduk. Bizim elimizdeki ne kadar para var?
ancak %60'ını ödeyebiliriz elimizdeki mevcut bütçeyle dendi. O zaman ben bunu halktan niye gizleyeyim ki? Ben halk adına buradayım. Yani bu devlet halkın, bakın anlayış bu olmalıdır. Ben vekalet ediyorum halk adına, beni atamış oraya. Demiş ki halk, benim adıma burayı yönet. Dolayısıyla her şeyden haberi olması lazım, şeffaf bir şekilde. Şeffaflık budur işte. Her şeyden haberi olması lazım. Şimdi bana o dönemde demişlerdi ki, Sibel Hanım, Sayın Başbakan, Kooperatif Merkez Bankası'ndan borçlan ve öde. Maaş ödeyemeyen bir hükümet halk nazarında hemen değer kaybeder. Zaten sizinle ilgili maaşları ödeyemeyeceğinizle ilgili çeşitli yazılar çıktı. Gerçekten o yazılar da var burada. Ne işiniz var? Hatta bir sendika demişti ki niye kuruluyor yeni hükümet? Maaş ödeyemeyecek hükümeti biz istemeyiz. Yani bu tür tartışmalar da olmuştu. Burada benim halkın karşısına çıkıp bizim şu anda mevcut bütçemizde sizin maaşlarınızı %60 ödeyebilecek kadar para var. Dedim, bunu halktan gizlemenin bir anlamı yoktur. Bilelim yani neredeyiz, ne yapıyoruz, ne kadar paramız var. Hatırlar mısınız? Ve neticede o para ödendi. Daha sonra da 2 saatin içinde o para Türkiye kaynağından aktarılıyor, Türkiye'den geliyordu bize, biliyorsunuz. Ve kalanını ödedik. Ben burada halktan bunu gizleyip, aman çok başarılı bir hükümetim ben. Maaş konusunda durumu da kurtarmak yönünde de maaş konusunda da kendimi tartıştırmam, hükümetimi tartıştırmam. Ben borçlanırım ama borçlanma ne demektir? Devleti zarara sokmak demektir. Yani Merkez Bankası'ndan, kooperatiften borçlanacaksınız, devleti zarara sokacaksınız ve siz iyi olacaksınız ama bakın siz maaşları ödeyebilen bir başbakan siyaseten olacaksınız siyaseten ve bunu göze alamıyor işte siyasetçiler. Burada olay, şeffaflık dediğimiz olay budur. Siz halkınıza karşı ne kadar üretiyorsunuz, kendi üretiminizle ne kadar ödüyorsunuz ve ilk defa biliyorsunuz maliyenin seyir defteri diye biz maliyeye giren, yani bütçemize giren ve çıkan haftalık bütün gelirleri ve giderleri halka açtık, web sitesini açtık. Yani bunun devamı, bunun bu güvenin devamı olursa halkta o ruh oluşur. Halkta da bir özgüven oluşuyor. Halkta da biz özgüven. De şu an birazcık değil, çok ciddi bir özgüven şimdi kaybı. Şimdi nereye sandık? Müdahaleler var. Zaten Türkiye idare ediyor bizi. Zaten ne yapacaksın bunun içinde? Biz siyasetçilik oynuyoruz. Zaten hükümetçilik oynuyoruz. İşte bunları bu tartışmalara meydan vermemek için bir defa devlet yönetimindeki olan kişilerin özgüveni, halka olan sevgisi ve niçin orada olduğu bilinci ve ilişkilerin ne düzeyde olması gerektiği, nasıl olması gerektiği, devletler arası ilişkilerde nasıl davranılması gerektiği bilincinde olması gerekir. Yani makamların itibarını sağlayan o makamlarda oturanlardır. O makamlar itibarlı makamlardır. Bakın onu bir daha söyleyeyim. Ama o makamlara gelen kişiler bu itibarı yerle bir edebilir, aşağılara çekebilir. Bu çok önemlidir. Hangi makama geldiğinizin bilincinde olacaksınız. O makama geldiğinizde o makamın değerini aşağıya çekmeyin. O makama gereken saygınlığı önce siz göstereceksiniz ki size de başkaları saygınlık göstersin. Bu şeffaflık konusunda söylediğiniz zamanımız da daralıyor ve bu aşılar konusunda da size sormak istediklerim var. Yaklaşık 15 dakikamız var. Bunu idareli kullanalım, iyi değerlendirelim. O yüzden hızlı hızlı gideceğim. Bu sizin az önce şeffaflık konusunda söylediğiniz bu son hükümet kurma çalışmalarında hatırlayacaksınız. Görüşmeler yapılırken örneğin maddeler hükümetin oluşturulabilmesi için maddeler CTP görevi aldığında gündeme gelmişti. Orada mali durumun halkla şeffaf bir şekilde paylaşılması gibi bir madde de hatırlıyorum vardı. Ve hükümetin daha sonra işte UBP kuracağında da o maddelerin referans olarak alınabileceğini YDP de söylemiş. Hani kabul edilemeyecek vatandaşlık harici orada da şerhimiz var ama onun dışında pek çok şey kabul edilebilir demişti. Şimdi bu şeffaflık konusu aslında partilerin sözlü olarak hepsinin kabul ettiği bir şey. Aralık ayında maliyeden ne kadar ödeme yapıldığı ile ilgili örneğin bir açıklama geldi. Ama kasıt zannederim daha geniş bir çerçeve sizin söylediğiniz. Yani biz ne durumdayız?
Biz bir yıl içerisinde ne kadar ihracat yapabiliyoruz, potansiyelimiz ne ama biz ne kadarını kullanabiliyoruz, nerelerde tökezliyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, ülkece nedir durum? Bu konuda bir iletişim bozukluğu. Yani işte bu 13. maaşlar tartışılırken işte paramız var, paramız yok, ödeyebileceğiz, ödeyemeyeceğiz. Yani bütün bunların kafa karıştıran farklı farklı hükümetin farklı bakanlarından farklı açıklamalar. Bu da yani olası değil. Yani bir başbakanın veya başbakan o hükümetin başıdır. Ve hükümet hep söylüyorum tek bir ruhtur, tek sestir. Yani şu an herkes görevinin bilincindedir. Yani kimse kimsenin görev alanına müdahale etmez. Mesela Maliye Bakanlığındaki bütçe ve nelerin ödeme yapılacağı konusunda örneğin Tarım Bakanı veya örneğin Eğitim Bakanı açıklama yapmaz. Herkes kendi konularında. Bu çok önemlidir. Başbakan olduğum dönemde çevre sorunu yaşamıştık. Çok büyük bir çevre felaketi yaşamıştık. Ve bu benim ve Çevre Bakanlığı'nın çalışmalarıyla başarıya ulaşmıştı. Neticede çok ağır trajediydi yani o yaşananlar. Çevre Bakanı açıklama yaptı bu konuda. Kalkıp da İçişleri Bakanı çevre konularında açıklama yapmadı. Herkesin görev bilinci niçin orada olduğu çok önemlidir. Ama işte bir öne geçme hikayesi var. Yani koalisyonlarda özellikle dörtlü hükümette de çok gördük bunu. Şimdi de göreceğiz, görüyoruz. Hangi bakan, farklı partilere mensup bakanlar kendilerinin öne geçmesi, yani kendi icraatı, kendi biliyor, kendi konuşuyor. Bu var. Bu demek ruh yok demektir. Takım ruhu yok demektir. Ve bu bizi maalesef çok olumsuz etkiliyor ve güven vermiyor. Bu çok önemli. Güven vermiyor. Peki yani. Peki şimdi bu konuyu en azından hükümetten beklentilerin ne derece karşılanabildiği, hem ekonomi hem sağlık anlamında pandemiye getireceğim ama siyasi ayağını en azından bu seçimlerde yeniden tartışılırken sizinle ne zaman görüşsek soruyorum, ona bağlayarak kapatmış olayım. Var mıdır gündeminizde? Çünkü en son görüştüğümde değerlendireceğim diyordum. Yani siyasete şöyle, yeniden dönmekle alakalı bir siyasete tavır. Siyasete yeniden dönmek, yani siyasetin ne gördüğümüze bağlı. Yani siyasete yeniden dönmek, işte gidip de seçilmek, milletvekili olmak, bakan olmak falan filan derseniz, yani böyle bu tür bir heyecanım veya beklentim veya bir arzum yok benim. Hiç olmadıydı zaten başından beri. Benim derdim mevcut yaşanan durumlara çözüm bulabilmek. Bunu herhangi bir siyasi parti, şu andaki mevcut siyasi partilerden bir tanesi dese ki yeniden yapılanmaya hazırız. Yani yeniden yeni bir vizyon, yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısıyla işte tekrar oluşturacağız tüzüğümüzü ve çalışma prensiplerimizi, üyelerle ilişkilerimizi buna katkı koyarım ve çok mutlu olurum. Hiç fark etmez. Yani benim aktif de, olarak değil dışarıdan evet, da evet, bunu hep söylüyorum zaten. Çünkü benim derdim yakından tanıyanlar çok iyi bilir. Yani benim derdim ille gidip bir makama oturup da bir iş yapma değildir. Benim derdim bu ülkeyle ilgili gayle çekenlerden birisiyim birçok kişi gibi. Belli bir tecrübem, belli bir birikimim, belli bir düşüncem veya düşüncelerimi halk biliyor, işte vizyonum neyse, bu konularda katkı koyabileceğim kadar katkı koymaya her zaman hazırım. Çünkü mevcut yapıyla, mevcut anlayışla bir yere varamayacağımız zaten her geçen gün görüyoruz. Her geçen gün duvara tosluyoruz. Bütün bunlar sürekli bir yüzleşmedir. Yani bunun uzun yıllardır yaşanan bu siyasetin anomalilerinin yüzleşmesini şimdi yaşıyoruz. Ama şimdi artık yani bu kabul edilebilir gibi değil. Yani trajikomik midir bilmiyorum. Yani bazen gülsün bir insan, bazen ağlasın mı? Yani yaşananlara ama bilemiyorum. Ama serzenişler de artıyor yani toplumun farklı kesimlerinden, geçmişte siyaset yapan isimlerden, kanaat önderlerinden, farklı kesimlerden artıyor. Yani Serdar Denktaş da aktif siyaseti sonlandıracağından bahsediyor örneğin. Sivil toplum hareketlerinin içinde yer alabilecek isimler var yine. Serdar Denktaş'ın ismi de bu şekilde geçiyor. Yani bir birlikte hareket mümkün müdür ya da yani bu konuda bakın, başka bir şey yapılacak mı? Geçmişinde birçok siyasi tecrübe yaşamış, belki bu siyaset kurumunun bir parçası olmuş icraatlarıyla, bu siyaset kurumunun beslenmesine katkı koymuş kişiler olabilir. Ama bugün gelinen noktada eğer gayresi artmışsa,
biz ne yaptık ki benim eski siyasetçilerle özel böyle hem doktor hem hasta bazında hem de sosyal ilişkilerimde görüştüğümde bunu söylüyorlar. Yani biz hatalar yaptık, çok hatalar yaptık. Böyle olacağını düşünemezdik. Mesela bir eski siyasetçiyle konuşuyorum. Uzun yıllar bakanlık yapmış, bana diyor ki Siver Hanım, o zaman işte küçücük bir nüfustu. Yani biz böyle idare ediyorduk. Yani o kırılmasın, o üzülmesin işte. Arazi yani, tahsisi evet, yani, ya da mülkün dağıtıklı. Evet, böyle mahalle şeyi gibi. Ama şimdi iş büyüdü, nüfus arttı, sorunlar büyüdü. Yani birçok, dolayısıyla siz bunları sistem içinde çözmeye kalkmazsanız ve uzun süredir yarattığınız sistemsizlik içinde el yordamıyla yolunuzu bulmaya veya düzeltmeye çalışırsanız işte bu şekilde bunlarla karşılaşırız. Anomali dediğimiz konular. Peki şimdi hükümetten beklentiler, dediğim gibi hem ekonomik anlamda hem sağlık anlamında, aşılar konusu, ekonomik yaraların sarılması konusunda beklentiler var ama bir azınlık hükümeti görev başında. Siz az önce konuşmanız içerisinde dediniz ki benim öyle çok büyük beklentilerim yok ama mevcut durumun idare edilebilmesi için her birimizin yurttaş olarak beklentisi elbette var. Karşılanabilecek mi? Nasıl karşılanacak? Neler yapılması lazım? Sağlık açısından başta olmak üzere diğer konularda kısa bir yorum alayım, sonra aşılar konusuna geçeceğim. Yani şöyle, yine sağlık konusunda da baktığımızda yine bir takım olmadığını görürüz. İşte ne, en son haber neydi? Sağlık Bakanı Başbakan'a rest çekti. Başbakan da Sağlık Bakanı restleştiler. İşte Sağlık Bakanı istifa ederim dedi. İstifanın eşiğini. Bunlar mı olması gerekenler? Böyle mi yönetilir bir kriz? Yani işte bu haberler ve yalanlanmıyor da bunlar. Yalanlanmadığı için de doğru kabul ediyoruz. Bu bize gösteriyor yönetim anlayışının nasıl olduğunu. Bu kadar ciddi bir konuda, bakın, eğer bir ciddi bir sağlık sorunu yaşıyorsak ki yaşıyoruz, sadece sağlık değil, bunun işte yan etkileri dediğimiz ekonomide gelinen durum, işsizlik, neredeyse iki katına çıktı işsizlik oranı, Devlet Planlama Örgütü'nün bugün açıklaması var. Evet. Gelecekle genç ilgili. Genç işsizler çok arttı. Tabii işte birçok iş yeri kapanıyor, turizm bitti. Yani her yer yok olma, kapanma tehlikesindeyken. Yani burada oturup sistemli bir şekilde multidisipliner deriz biz buna. Multidisipliner nedir? İşte sağlık mıdır merkezde? Sağlık sorunu mudur? Evet, sağlık sorunu ekonomik alanda, efendim sosyal alanda, eğitim alanında, birçok ulaşım alanında, birçok alanda, yani hükümetin bütün bakanlarını ilgilendiren alanlarda büyük bir sorun yarattı mı, büyük bir krizle karşı karşıya mıyız? Evet, o zaman tek başına kararlar değil. Örneğin Rum tarafında mutasyon oldu değil mi? Çok büyük tehlike. O mutasyonun bize geçmemesi gerekiyor. Geçmemesi için alınacak en somut tedbir nedir? Sınırların kapatılması. Yani bir giriş çıkışların durması. Peki bu yapılırken ben oturdum bakan olarak, sağlık bakanıyım. Benim için birinci öncelik sağlıktır. Kapatıyorum. Karar aldım. İşte sosyal devlet böyle olmaz. Bu kez çalışan sosyal devlet, sosyal devlette bir karar alınırken o karardan zarar görecek yurttaşların zararının telafisi nasıl olacağı da konuşulur, tartışılır ve masaya yatırılır ve böyle alınır kararlar. Zaten en çok konuşulan konu bu ama hani sanki sağlığa rağmen biz açık kalmak istiyormuşuz gibi bir algı yaratılıyor. Bu kez hayır, taraflar karşı karşıya kalıyor. İşte çünkü o şeyi göremiyorsunuz yani. Sağlık Bakanı haklıdır, o haklıdır, bu haklıdır, işte ekonomide bitti, ben görüyorum sosyal medyada tartışmaları. Halbuki bu tek ses olarak halka açıklanır, hükümet sözcüsü çıkar. Hükümet sözcüsü der ki işte şu 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 nedenle şunları yapıyoruz ama vatandaşlarımızın mağdur olmaması için de şu tedbirleri şu alıyoruz, desteği şu desteği yapıyoruz der. Sosyal devlet anlayışı budur. Yoksa işte kapanıyoruz, kapanırsa vallahi kapanabiliriz, ne bileyim yani. Kapanırsan ne olacak? Yani bu sektörler ne olacak? Bütün bunlarla ilgili kısa, orta, uzun vadeli çalışmalarınız yapıldı mı? Bakın ben Covid, Başbakanlık Covid Konseyi'ne
kabul ettiğim zaman işte böyle bir çalışma anlayışı olacak diye, yani bütün beklentim buydu, bunu defalarca söyledim. Yani bu tek başına bir bakanlığın değil, bütün bakanlıkların temsilcilerinin olacağı bir ekip çalışması, danışmanların olacağı, konunun uzmanlarının olacağı. Yani oturup da mikrofonu bana uzattıklarında, Sibel Hanım, siz bakan olsaydınız ne yapardınız, kapatır mıydınız? Veya Sayın Bakan, kapatacak mısınız? Kapatabiliriz. Değil yani. Bu böyle değil. Bunun çalışmaları olur ve her gün halka bu çalışmalarla ilgili bilgiler verilir. Budur şeffaflık, budur halkı merkeze koyma, budur halk için orada olduğunu hissettirme, halkın hizmetkarı olma düşüncesi ve duygusu ön planda olmalıdır. Yoksa ben halka rağmen veya ben karar alırım, ben buradayım madem en çok ben bilirim duygusundan uzak bir anlayışa ihtiyacımız var. Bunu yapabiliyor muyuz? Görünen tablo hayır. Bunları konuştuğumuzda da ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda kapasite hatırlatılarak ne yapılması bekleniyor? İşte kapasitemizde ortada yorumları yapılıyor. Ne yapılabilirdi sizce bu mağdur olan, özellikle ekonomik anlamda mağdur olan kesimlere bir can suyu verebilmek adına? Yani bunu tabii ki hükümet kendi imkanları dahilinde çok şey yapabilirdi. Yani bugün tartışılıyor işte memurların maaşları, memurun 13. maaşı, işte memurdan maaş kesersek büyük tepki olur, sendikalar ayağa kalkar. Hayır, bunun böyle olmadığını biz gördük. Siz eğer güven verirseniz halka, halktaki o yardımlaşma duygusu her zaman vardır. Bakın bunu bu toplum kaybetmedi. Bunu gayet net ve gayet açık söylüyorum. Ama güven vermezseniz, ben niye kendi kazancımı, kendi hakkımı size vereyim? Çünkü siz güven vermiyorsunuz. Güven veren bir hükümet, güven veren bir anlayışta halk fedakarlık yapmaya hazırdır. Biz gördük pandeminin ilk aylarında insanların nasıl katkı koymak, yardım etmek için nasıl çırpındığını. Ama bunun için önce güven gerekir. Güven duygusu zedelenmiş bir halk yardım etmek istemez. Şimdi zamlar konusu var. Elbette onlar da tepkiyle karşılandı ve hayat pahalılığı ödemelerine referans olarak gösterdi Başbakan Ersan Saner. Her yıl, her hükümet dönemi Aralık ayında bu zamlar yapılır. Hayat pahalılığı ödeyeceğiz dedi. Bu da tepkiyle karşılandı. Şimdi bir taraftan pandemi, ekonomik anlamdaki durum ortada. Diğer taraftan da zamlar. Bakın bu zamlardan kamu olarak düşünülmesin sadece. Bakın kamu düşünülüyor. Yani bu ülkede kamuda çalışandan daha fazla özel sektörde çalışan var. Ve bu zamlardan eşit şekilde payını alıyor özel sektörde. Dolayısıyla bütün adımlar, dikkat eder misiniz? Yani bütün adımlar kamuya göredir. Yani ben size çok bariz bir örnek vereyim. Yani o kadar bir kesin çizgi var ki kamuyla özel arasında. Siz bilir misiniz milletvekilleri arasında da? Kamudan gelenler ve özelden gelenler arasında çok büyük bir ayrıcalık vardır. Ne anlamda? Bütün haklar anlamında. Mesela evet. Kamudan gelen bir milletvekili, bakın kamudan gelen bir milletvekili 4 yıl milletvekilliği yapsın, ondan sonra emekliliğine, ikramiyesine anormal şekilde yansır. Yani aslında ben konu açılmışken bir kendimden örnek vereyim. Çünkü herkes zannediyor ki Sibel başbakanlık yaptı, meclis başkanı yaptı, başkanlığı yaptı, işte kamudan emekli oldu, yüksek maaşlar alıyor falan. Benim evet meclis başkanlığı, başbakanlık, 8 yıl milletvekilliğim var. Ama bunun bilinmesini istiyorum bir noktada. Çünkü bazen görüyorum sosyal medyada yazılar geliyor. Tuzunuz kuru gibi. Evet, evet. Yani benim çok şükür bir devletten bir maddi beklentim yok. Zaten böyle bir beklentiyle girmedim. Ama kendi yatırdığım, yıllarca özel kliniğimi çalıştırdım ve sigortamı yatırdım. Kendi yatırdığım sigorta emeklisiyim. Ve ayrılırken de ne devletten bir maaşım var, ayrıca bir devlet emeklisiyim, ne de ikramiye aldım. Yani bu bilinmesi gerekiyor. Ama devletten gelseydiniz. Ama evet, yani devletten giden mesela bir başka milletvekili 4 yıl milletvekilliği yaptığı halde işte anormal, yani çok çok yüksek paralar, ikramiyeler artı çok yüksek maaşlar alınıyor. Yani burada niye bunu örnek vermek istedim? Çünkü bu devlet kurulurken yasaları, tüzükleri
hep devlet memurlarına ve devlet çalışanlarına göre ayarlanmış ve yapılmış. O nedenle özel sektör üvey evlat mı şeklinde çok fazla serzeniş var ve aslında haklılık var bunda. Ve zamların geri alınması evet. isteniyor. Örneğin evet. birazdan İşat Başkanı Enver Mamurcu ile görüşeceğim. Yani o da iş dünyasının beklentilerinden, işverenlerin bakış açısından bu süreci ele alacak eminim. Onlar da zamların geri alınmasını istiyorlar. Şimdi süremiz aslında sona erdi ama sizi burada ağırlarken bu aşılar konusuna değinmeden geçmek istemiyorum. Siz de işaret ettiniz, mutasyona uğramış virüs korkutuyor ve Avrupa'da yayılımı çok daha fazla hale getirdi, hızlandırdı. Bizde de aşılar konusunda halkta çok ciddi bir güvensizlik gözlemliyoruz. Sizde de eminim vardır, size de danışılıyordu. Çok kısa, çok evet, sevinirim. Çok bu kısa, bir böyle anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi en fazla tartışılan iki aşı var. Bir Çin aşısı olarak bilinen Sinovac aşısı, bir de Pfizer'in BioNTech aşısı. Şimdi hangi aşı güvenilir, hangisi güvenilir değil konusu tartışılıyor. Bir defa bu iki aşında uzun vadeli 3. faz çalışmaları tamamlanmış değil. 3. faz çalışmaları nedir? İşte 2 yılda tamamlanır. Mesela ben sizi aşılarım. İşte bakarım kısa vadede yan etkisi, orta vadede, uzun vadede yan etkisi var mı? Şimdi ben ancak sizde kısa ve orta vadede birkaç ayın içinde yan etki varsa onları görebilirim. Ama 1 yıl sonra, 2 yıl sonra ne olacak? Onları ben henüz kayıt altına almış değilim. Bir bu yan etkiler. İki etkinlik. İşte sizi aşıladım. Baktım ki gerçekten vücudumuz sizi koruyor. Antikorlarınız yüksek. Bunu bakıyorum 3 ay sonra, 6 ay sonra ama 2 sene sonra ne olacak? 1,5 sene sonra ne olacak? 1 sene sonra ne olacak? Bu belli değil. İki aşıda da bu ortak özellik var. Bu iki aşıdan bir tanesi, yani Sinovac, Çin aşısı, bildiğimiz aşılardandır. Eski yöntemle aşılan, yapılan kızamık, kızamıkçı, çiçek, su çiçeği. O aşılardandır. Yani ölü aşı olarak vücuda veriliyor ve vücut buna karşı savunma mekanizmasını geliştiriyor ve bizi koruyor hastalıklara karşı. Diğer aşı yeni bir metot. İlk defa uygulanıyor. Hücrenin RNA'sını bir adenovirüs, grip virüsüne vermişler. COVID'in RNA'sı adenovirüse verilmiş. O şekilde vücuda veriliyor ve ona karşı bir reaksiyon ve bir bağışıklık oluşturmaya çalışılıyor. İki aşı da başarılı mı? Birinci ve ikinci faz çalışmaları tamamlandı. Üçüncü faz ara açıklamaları yapıldı ve başarılı olduğu görüldü. Hangisinin onay aldı şimdi? Onay alan BioNTech aşısı. Nasıl onay aldı? İşte acil kullanım ve ara, ya yani üçüncü faz ara açıklaması. Neye göre yapılıyor üçüncü faz ara açıklaması? Belli bir sayıya ulaşacak gönüllülerdeki aşının etkinliği. Yani ben alıyorum 1000 gönüllü, 500'üne aşı veriyorum, 500'üne aşı gibi ama aşı olmayan plasebo veriyorum. Sonunda bakıyorum, eğer 40 kişi hasta olmuşsa bu aşılanan ve aşılanmayan gruptan, bu 40 kişi acaba aşılanan grupta mıydı hasta olanlar yoksa aşılanmayan grupta mı? Veya kaç tanesi aşılanan grupta, kaç tanesi aşılanmayan grupta? Farz edelim 40 taneden 30 tanesi aşılanmayan gruptaysa ve hasta oldular. 10 tanesi aşılanan gruptaysa da hasta oldular. Demek ki bu aşı etkilidir. Ama biz şu an Sinovac aşısı şu anda, için... onu söyleyeyim. Sinovac aşısı için Çin, Brezilya, Şili, Endonezya ve Türkiye'ye verdi bu çalışmaların yapılması için. Ve 30 bin denek dedi toplamda. Ve bunların, tüm ülkelerin toplamı 30 bin olacak. Şimdi Türkiye Hacettepe Üniversitesi bu çalışmayı yapıyor. Uzun zamandır kaç yapıyor. Kaç kişi üzerinde? Şu anda 2-3 gün önce bir hocanın yayınında gördüğüm, şu ana kadar 1320 kişiye yapıldı. İkinci dozu da yapıldı. 2 hafta arayla ikinci dozu da yapıldı. Ve şu andaki hasta sayısı, çünkü hasta olmasını bekliyoruz yani evet. COVID bulaşmasını, evet. 29 kişi. Halbuki 40 kişi olması lazım. 40 kişi olursa Türkiye 3
Üçüncü fazı tamamlamış sayılacak ara yani çalışması. Yani aşılar ulaşmadan önce de bunun başlandığını biliyorduk. Türkiye'de ya, evet, Hacettepe'de yapılıyor. Hacettepe yapıyor. Şimdi aşılar geldi. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 gün test süresi var dedi. Evet. Bunun tamamlanması ardından şimdi bizde Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin 15 Ocak'ta Türkiye ile eş zamanlı aşılama başlayacak demesi üzerine aslında burada. Aslında, ya orada henüz bitmedi çalışmalar gibi bir kaygı. Aslında beklentimiz nedir? Beklentimiz şudur. Türkiye 18-59 yaş arasına yapıyor bu aşıları. 59 yaş üzerine de Şili yapıyor ve Endonezya yapıyor. Şili ve Brezilya yapıyor. Aslında ortak bir çalışma yürütülüyor. Ortak bir çalışma ve sonuçları ortak açıklanacak. Hmm. Ama tabii ki her gün 250-300 kişi ölüyor. Ve bir taraftan da bunun bir insani zorlaması var. Yani bu aşılar etkili bir mi? Etkili. Kısa ve orta vadede büyük bir yan etki görüldü mü? Birinci fazda, ikinci fazda görülmedi. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğu için hani bilimin gerçekleri burada ama bir acelecilik var. Bütün umudumuz, hani 29 hastaya ulaştı ya, bütün umudumuz 40 olması. 40'a ulaşırsa, Türkiye eğer 40 sayısına ulaşırsa ve bize şöyle bir açıklama yapılırsa, işte 18-59 yaş arasına yaptığımız aşılarda kısa ve orta dönemde bir yan etki görmedik ve %90'ın üzerinde bir güvenilirliği var. O zaman çok daha gönül rahatlığıyla bu aşıları yaptırabiliriz. Son sorum kısacık alayım ama o zamana kadar burada bu aşı karşıtlığı ya da bir anlamda aşılarla ilgili bu soru işaretlerini gidermek için ne yapılmalı? Ve insanlardan onay mı alınarak bu aşı yapılmalı? Sinovac için konuşuyorum. İki toplumlu komitenin çalışmaları var. Kısmi bir epidemiolojik rapor da hazırlandı. Onun paylaşımını yaptı biliyorsunuz Sağlık Bakanı. Güney'den de istenmişti buradaki durumla ilgili. Oradan gelecek aşıların uygulaması. Yani insanlar zannediyor ki ya da öyle bir beklenti var ki seçebilecek hangi aşıyı olabileceğini. Hı hı. Bu konu hakkında da birazcık yani şöyle olayım. Aşılamanın da epidemiolojik yani çalışması ve açıklaması yapması gerekir. Türkiye bunu yaptı. Türkiye dedi ki benim 1 milyon 60 bin sağlık çalışanım var. Sağlık çalışanı derken ama bakın şu noktaya dikkat çekmek istedim. Doktor ve hemşire değildir sağlık çalışanı. Sağlık merkezlerinde çalışan herkes. Yemek yapanından, temizlikten sorumlu olanından, sekreterinden. Dolayısıyla bizim bulunan bir an önce sağlık çalışanlarımızın sayısının tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarına aşılama yapıyor Türkiye. Bizde de bütün dünya öyle başlattı zaten. Ondan sonra da 65 yaşın üzerindeki risk grubu, sonra 65 yaş üzeri olup da risk grubunda olmayan, ondan sonra da peyderpey daha aşağı yaşlara inecek. Bütün umudumuz ve beklentimiz bu üçüncü fazı Hacettepe Üniversitesi'ni tamamlayıp açıklaması, bilimsel açıklama o çok rahatlatacak. Ama bu açıklanıncaya kadar aşı karşıtlığı, işte Sinovac güvenilir değil, Çin aşısıdır falan şeklinde halkın moralini bozacak veya olumsuz düşüncelere sevk edecek yayınlardan, açıklamalardan kaçınılmalıdır. Çünkü aşı karşıtlığı her zaman her yerde vardır. Doktorlarda da var, hocalarımızda da var, bazı hocalarımız hep karşıdırlar. Ama bir gerçek var, bilimsel bir gerçek. Biz çiçek hastalığından da, kızamık ölümlerinden de, bu aşılar sayesinde polio, çocuk felci biliyorsunuz, evet, felçler yapıyordu. Bunlar sayesinde kurtulduk. Dediğimiz gibi uzun vadede görülecek bir takım yan etkilerini bilmiyoruz henüz. Ama dünyada böyle bir durumla karşı karşıya. Süreçte evet. Zaten sıra dışı bir süreç. Evet. Bakalım ama kiminle konuşsam, hangi hekimle, hangi doktor, sağlıkçıyla konuşsam aşı sınanılacak tek liman şu anda diyor. Sibel çok teşekkür edelim. Sizi uğurluyoruz. Elimde bu kitap var. Konuşmaya çok fırsat bulamadık. Bir dahaki sefere diyeceğim İnşallah. Ama şu an satışta mı? Yeni kitap. Bülent Feyzoğlu imzalı. Evet. Sibel dönemi, Başbakanlık dönemi, o teknokrat hükümet dönemi, yakın geçmişimizin önemli bir dönemiydi. Bununla alakalı bir çalışma ben de okuyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için de kitap içinde.